Efendim bu sene 9.sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda her gün birbirinden farklı insanların olduğu ve birazcık daha fazla bir rakamın düşünüldüğü, yani 800 bin kişinin geleceği düşünülen fuarda öğrenciler bu hafta içerisinde bayağı bir yoğun ilgi göstermeye başladılar. Bugünkü grup herhalde daha Gebze'lerden geliyorlar kitap okumak için. Doğru mu? Doğru, Gebze'den geliyoruz. Kanyon Sosyal Bilimler Lisesi'nden. Tanıyabilir miyiz? Merve Ortakuz, 9. sınıftayım, evet. Damla Can Suzunoğlu, evet 9. sınıf öğrencisiyim. Sınıf arkadaşımızsınız? Hayır, değiliz. Hayır, değiliz ama okul arkadaşı. Evet, okul arkadaşıyız. Kanka mısınız? Evet. Yani. Hep bu kelimeyi kullanıyorlar. Ne demek ki bu kanka? Bu kelime yabancı ırklardan geliyor. Aslında dost, yakın arkadaş anlamında. Evet, Fransızca bir kelime. Kan kardeş de diyebiliriz aslında. Evet, evet diyebiliriz. Abi. Biz Türkler her şeyi kısaltmayı severiz. Evet, daha kanlarımızı birleştiremesek de. Peki nasıl biliyorsunuz fuarı? Ya fuarlar gençlerin sosyalleşmesi, kitapları tanıması açısından gerçekten çok iyiler. Çünkü kitap okumak, çünkü sürekli internetteyiz, televizyondayız, telefondayız. Sosyalliği bu sanıyoruz. Sosyallik asla bu değil. Kendim telefon ve sosyal medya asla kullanmayan biriyim. Karşıyım bunlara. Ondan dolayı kitaplarla haşır neşir olmak insanların bilgi katacağını düşünüyorum. O yüzden de Kocaeli Belediyesi'ni tebrik ediyorum bu konuda. Yani ben de aynısını daha doğrusu düşünüyorum. Ama sosyal medya işine fazla hani... Ben de taraflarda evet. Biraz daha fazla bezim var. Yani hani nasıl diyeyim? Kitaplar bizim arkadaşımız gibi. Onlarla vakit geçirmeyi ben de çok seviyorum. Ama artı sosyal medyada vakit geçirmeyi de çok seviyorum zaten. Yani... Bilinçli kullanıldığı zaman her şey güzel oluyor. Evet. Ama yeter ki bilinçli kullanılır. Evet. Peki okulumuz mu getiriyor sizi buraya? Evet, okulumuz getirdi biz buraya. Ücretsiz servisle beraber getirdi. Evet, ücretsiz servisle birlikte. Gelmek isteyenler mi geliyor yoksa bütün okul beraber, hep beraber mi? Gelmek isteyenler. Gelmek isteyenler. Öyle diyeyim, doğrusu. Kütüphane kolunda olanlar, kütüphane kulübünü seçen öğrenciler ve okulumuzdaki yani yer varsa, kontenjan varsa eğer arabalarda, okulumuzda en çok kitap okuyan insanları getiriyorlar, öğrencileri yani getiriyorlar. Zaten kitap sevenin yeri olduğu için gayet doğru bir mantık bence. Aklınızda bir kitap var mı? Bugün şunu almam gerekiyor veya alacağım diye düşündüğün. Ya ben Türkçülüğe yönelmek istiyorum. Hı? Geçmişimizi öğrenmek istiyorum daha fazla. Yaşın kaç senin? 17. Benim 16. Evet. Aramızda bir yaş var. Evet. Herhalde kaybedilmiş özümüzün aydınlanması için. Aynen öyle. Oluşturmak istiyorsun. Kendini Türk hisseden herkes Türktür. Muhteşem. Ben bu kardeşlerimle tanıştığıma inanın çok sevindim. Çünkü umutlarımızın kırılmadığının göstergesidir efendim bunlar. Biz umudumuzu kırmadığımız sürece, gençlere inandığımız sürece bu ülkede milliyetçilik ve bu ülkede Türkçülük had safhada kalacaktık her zaman. Söylemek istediğiniz kitap, fuara gelmek isteyenlere bir şey var mı? Mutlaka gelin, kitaplarla arkadaş olun. Onlar sizin en iyi sırdaşınız. Teşekkür ederim. Her öğrencilerin burayı yani bir kez görmesi gerekiyor. Çok mükemmel bir yer bence. Mutlaka gelmeliler. Adım Zehra. Adım Yasemin. Yasemin. Melek. Melek. Ayşe. Ayşe. Evet, bu dört tane birbirinden güzel prensesle sohbet edeceğiz. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli'den geliyoruz. Yok, semt olarak? Kocaeli Hereke. Hereke'den geliyorsunuz. Evet. Şimdi siz hepiniz beraber misiniz? Evet. Aynı okuldan mısınız? Evet. Peki, aynı sınıftan mısınız? Evet. Tamam, şimdi teker teker fuarı değerlendireceğiz. Zehra, fuarı nasıl buldu? Çok güzel. Geçen sene de gelmiştim. Bu sene daha güzel. Rağbet yeterince fazla mı sana göre? İlgi fazla mı? Alaka fazla mı? Tabii ki de. Yani hiç insanların bu kadar kitabı sevdiklerini düşünmüyordum. Kitapların fazla hoşlanmadıklarını düşünüyordum. Bugün geldim buraya, gördüm. İnsanların kitaplara değer verdiğini gördüm. Çok mutlu oldum ben de. Ne güzel sana, ne mutlu sana. Peki sen mi söyledin daha sonra? Ben daha yeni geldim buraya. Hiç gelmemiştim ama çok güzelmiş. Hoşuna gitti mi? Peki insanlar yeterince puanlara ilgi gösteriyorlar mı? Ben de geçen sene Zehra ile gelmiştik buraya. Hocam işte burası çok güzel mesela. Kitaplar da çok güzel. Öyle. Peki insanlar kalabalık mı sanırım? Çok kalabalık. Senden? Evet, ben de ilk defa geliyorum. Burayı çok beğendim. Çok beğendim. Evet hocam. Peki buraya gelmek isteyen arkadaşlarınız için ne söylemek istersiniz? Mutlaka gelmelerini tavsiye ederim. Dünyanın en güzel ilacı nedir? Gülmek. Evet, ki gülmekte bir sakınca yok değil mi? Dünyanın en güzel ilacı bence doğadır. Kesinlikle doğa ve gülmektir. En güzel ilacı yok. Tanıyalım bakalım seni. Adım Ömer, soy ismim Çelikeser. Ömer nereden geliyorsunuz? Kocaeli zaten de Çayırova. Çayırova'dan geliyorsun. Evet. Bayağı uzaktan. Okulla beraber mi geldiniz? Evet, okulla beraber geldik.
İlk defa mı geliyorsun? He, ilk defa geliyorum. Geçen sene gelmedin mi? Yok, hayır. Neden? Haberimiz olmadı. Yani bize söylemediler gidiyoruz diye. Olsa gelirdik. Peki sene bu sene nereden duydunuz? Bu sene bize duyuru yaptılar. Gelecek hani kitap fuarı var diye gidelim diye. Form doldurduk ve geldik. Form doldurduk evet. Ve geldiniz. Yani buraya gelmek için form mu doldurmamız gerekiyor? Yani velimizin izni var mıydı? Velimizin izni olması gerekiyor. Bütün okul beraber geldiniz herhalde. Evet, gelmeyenler de oldu. Peki nasıl düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Okulla ilgili, fuarla alakalı neler düşünüyorsun? Bence hani... arkadaşlarımıza, abimize, ablalarımıza kitap okumayı mesela teşvik edici amaçlı bir yer. İnsan... Ne kitaplardan hoşlanıyorsun? Ben roman. Evet. Var mı sevdiğin bir yazar? Var. Mesela Hakan Başyük, o da buraya gelecekti. Ne zaman? Geldi mi, gelecek? Geldi. Daha bir daha gelir mi bilmiyorum. Gelir inşallah. Kahraman Tazeoğlu. Kahraman Tazeoğlu herhalde gelmiyor değil mi? He. Şey, gelecek sitesine vardı da ne zaman hani bir onu... Daha gelmiyor. Büyük ihtimalle pazar günü geliyor Kahraman Tazeoğlu. Haberin olsun. Ailenle beraber de gelebilirsin, tek başına da gelebilirsin. Evet. Fuara gelmek isteyen arkadaşların için neler söylemek istersin? Bence gelin, pişman olmazsınız. Yani sadece okulla değil, kendiniz de gelin. Çok uzak değil aslında. Yine Kocaeli'nin sınırları içerisinden. Ama Batı Yakası bölgesi demiş olduğumuz Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca'dan gelen öğrencilerimiz bugün birazcık daha fazla yoğunlukta. İşte Çayırova öğrencilerimizden birisiyle baş başayız. Maşallah boy da benim kadar yakışıklı bir kardeşimiz de. Tanıyalım. Ben Yusuf İlimler. Yusuf. Evet. Nereden geliyorsun Yusuf? 24 Kasım. Çayırova'dan geliyorum. Çayırova'dan okul geliyorsun. 24 Kasım. Kaçıncı sınıftasın? 8. sınıf. Peki kitaplarla aran nasıl duruyorsun? İyi. Okur musun? Okurum. Ne tarz kitaplar okursun? Roman. Roman okursun ağırlık olarak. Peki çok sevmiş olduğun ve kaçırmadığın yazar var mı hiç? Toprak Işık var. Kimler? Toprak Işık. Toprak Işık. Peki fuarla alakalı ne düşünüyorsun? Fuarla alakalı büyük öncelikle. Bir de kapasitesi çok geniş. Daha önce gelmiş miydin? Yok, daha önce hiç gelmemiş. Bu kadar kalabalık bekliyor muydun? Sana göre var mıydı? Yok, beklemiyordum. Hiç önceden gelmedim zaten. Böyle bu kadar bir de büyük olacağını beklemiyordum yani. Ama artık gördüm. Her sene gelecek misin? Geleceğim. Peki söylemek istediğin bir şey var mıydı şu anda seni izleyenler için? Söylemek istediğim bir şey yok şu anda. Selam söylemeyecek misin? Fuara gelin demeyecek misin? Selam. Öncelikle beni izleyenlere teşekkür ederim. Buraya gelmesini tavsiye ederim gelenlere. Benim adım Sidra. Sidra, nereden geliyorsun? Suriye'den geliyorum. Suriye'den geliyorsun. Evet. Suriyeli bir öğrenci. Türkçeyi evet. Türkçeyi ne zaman öğrendin? Bir ay önce. İyi mi? Gayet iyi öğrendin mi? Evet. Arkadaşlar edindin mi burada? Evet. Peki Sidra, buradaki arkadaş ortamını nasıl biliyorsun? Çok iyiler. Suriye'de böyle kitap fuarları oluyor mu? Yok. Türkiye'de ilk defa görüyorsun değil evet. mi? Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel bir yer burası. Kitaplar için, okul için, her şey çok güzel burası. Türkiye'yi nasıl buldun? Çok güzeldi. Çok güzel buldun. Evet. İnşallah herhalde daha fazla kalıp burada da eğitimini bitireceksin evet. değil mi? Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6'ya. Nereden geliyorsun Sidra? Ariha'dan. Ariha, peki Kocaeli'de mi yaşıyorsun? Hayır, evet Karamürsel'de. Karamürsel'de yaşıyorsun. Hı-hı. Hangi okulda okuyorsun? İmam Hatip Ortaokulu. İmam Hatip Ortaokulu. Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu değil evet. mi? Evet. Sidra kaç yaşında? 12. 12 yaşında. Sidra, burada kameralara fuara gelmek isteyen arkadaşların için ne söylemek istersin? Gelin, gelmeyin. Gelsinler bence. Evet, kitap okumanın güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet, burası çok güzel. Her şey, burası harika. Kitaplar da çok güzel. Her şey, ben de kitap aldım. Onu okuyacağım birazdan. Peki hangi kitapları aldın? Arapça kitabı. Arapça kitabı aldın, evet. Onları okuyacaksın değil mi? Evet. Peki Türkçeni daha fazla geliştirmek için Türkçe kitap alman da gerekiyor, doğru mu? Evet, evde var onlardan. Var mı onlardan? Onu da okuyorum okulda. Kitaptan mı öğreniyorsun, okulda mı öğreniyorsun Türkçeyi? Okulda. Okulda öğreniyorsun. Evet. Nasıl, öğretmeninizle, arkadaşlarınızla aranız iyi mi? Evet, çok güzel. Onlara söylemek istediğin bir selam var mıdır burada? Var. Söyleyebilirsin selam. Teşekkürler öğretmenlerim. Size çok teşekkür ederim, size seviyorum. Anam Ersef Ertaş. Ege Beşiroğlu. Ege ve Ömer'le beraber. Evet. Yaşları bir öğrenelim. 14. 14. Maşallah. Koskocaman olmuşsunuz ya. Evin tek çocuğu musun? Üç kardeşim. Üç kardeş. Üç erkek kız. İki kız bir erkek. Ben en küçükleriyim. Tek erkek sensin yani. Evin erkeği sen odasınız. Aynen. Siz? Benim abim var. Bir tane abim. Aynen. Sen küçük olan mısın? Evet. Şanslıyım yani diyorsun. Evde ilk önce dayağı abi diye soracak mısın değil mi? Öyle oluyor. Peki nasıl değerlendiriyorsun fuarı? Bu fuar 9 yıldır Kocaeli'mizde yapılıyor. Ben son 3 yıldır geliyorum bu fuara. Belediyemiz Darıca Belediyesi olarak her türlü öğrenciyi yararlandırıyor bu hizmetten.
Yani burada çok güzel ucuza kitaplar oluyor ya da faydalanabileceğimiz etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere katılmak bizim için yani eğlenceli oluyor. Ve okulca geziye geliyoruz buraya. Hem kültürümüzü geliştiriyoruz, hem zihinlerimizi geliştiriyoruz kitap okuyarak. Ve burada aslında biz de ileride nasıl satış yapabileceğimizi veya nasıl geziye bulacağımızı öğreniyoruz. Şu an daha yeni geldik. Geziyoruz aynen. Evet, sen nasıl değerlendiriyorsun bu arada? Özellikle tarih kitapları için geldim ben buraya. Yazarlarla tanışacağız. İşte ucuzda kitaplar da var yanlarda falan. Onların da almayı düşünüyoruz. Güzel bir yer. Darıca Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Bu kadar abi. Bu ara gelecek olan arkadaşlar için neler söylemek istersin? Vallahi burası çok büyük bir yer hem de çok güzel. Her çeşit kitap var. Kolaylıkla bulabilirler. Yani o kadar. Evet. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim röportaj için. Bu ara gelmeleri için ne söylersin arkadaşlarım? Eğer çok kitap okuyorsanız ve kitap görmek istiyorsanız çeşit çeşit buraya gelsinler. Tanıyalım bakalım bu yakışıklı kardeşimiz kim? Adım Selçuk, soyadım Karahan. Selçuk nereden geliyorsun? Çayırova'dan. Çayırova'dan geliyorsun. Nasıl buldun fuarı Selçuk? Ya okul olarak bir gezi düzenlediler ve burayı seçtiler. İlk defa geldiğim için ilgimi çekti, duyuruyu duyduk ve hemen geldik. Peki beğendin mi? Hoşuna gittin mi fuar? Yani güzel gezdik, kitapları da aldık. Güzel kitaplar. Ne tür kitaplar okursun? Genellikle roman. Evet. Peki var mı sevdiğin bir yazar? Sevdiğim bir yazar... Yoksa ayırt etmem mi diyorsun? Ayırt etmem yani. Genellikle Necip Fazıl olur. Yeter ki kitap olsun, hepsini okurum diyorsun. Yani güzel. Kitap okurum. Arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mıydı? Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey, bence burayı gezip görmeliler. Yani güzel bir yer. İlla ki bence gelmeliler yani. Çok ilgi gösteriyorlar. Sadece buraya değil efendim, kitap fuarına ilgi gösteriyorlar. Biz de bu ilgilerinin, meraklarının anılanması için, anılarda kalması için 262 televizyonundan yayınlıyoruz. Tanıyabilir miyiz? Gizem Yılmaz. Hazal Deniz Baykal. Nereden geliyorsunuz? Gebze'den. Gebze'den geliyorsunuz. Daha Gebze'den. Okulla beraber geldiniz. Evet. Peki nasıl buldunuz fuarı? Çok güzel. Bize aydaş da verdi oradaki abla. Tamam. Peki arkadaşlara buraya gelmeleri için neler tavsiye edersiniz? Çok güzel kitaplar gezecek var. Gezecek çok yer var. Aynen. Kitaplar gerçekten güzel. Peki sen fuarı nasıl buldun? Ben yeni gezmeye başladım. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Geçen sene gelmedin mi? Ben 8. sınıfta gelmiştim. O zaman bu kadar kalabalık mıydı? Hayır. Değil mi? Bu sefer biraz daha fazla. Bayağı kalabalık. Çünkü yeterince duyurulu yapıldı ve okullarda daha fazla ilgi gösterildi. Buradan arkadaşlarınızla söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tercih etsinler burayı. Evet, mutlaka gelmelisiniz. Efendim, kaçıranlar ne kaçırdığını bilmiyor. Gelmeyenler neler kaçırdığını bilmiyor. Burada dünyalar tatlısı prensesler var. Dünyalar tatlısı yakışıklılar var. Bir kenardan da harikulade kitaplar var ve bu kitaplara şahit olan, bu kitapları okuyan prenseslerle, yakışıklılarla biz konuşmaya devam ediyoruz. Biz şöyle aşağı doğru eğilelim ve tanıyalım. Kiminle görüşüyoruz? Ceyda Kotan. Ceyda, nereden geliyorsun? İzmit'ten. İzmit'ten geliyorsun. Okuyor musun Ceyda sen? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 1'e gidiyorum. Hangi okul? Avni Akyol İlkokulu. Peki bugün buraya kiminle geldin? Okulla mı geldin, ailen mi? Okulla geldik ama ablamla geldim. Ablanla geldin. Seni buraya getiren ablan mı oldu? Evet. Peki okulla geldiğimiz zaman de ablanla geldiğin zaman hangisi daha farklı? Ablam. Ablanla. Çünkü ailenden birisiydi. Ne tür kitaplar okursun? Böyle... Güzel maceralar olan Atatürk'te. Macerayı seviyorsun. Evet. Çok güzel. Peki ablan sana kitapları aldı mı? Evet aldı. Kaç tane aldı? Bilmiyorum. Sayamadık. Bayağı bir aldık herhalde değil mi? Evet. Peki ben bu ara gelmek isteyenler için bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlarına selam yollayabilirsin. Birilerine buraya gelin diyebilirsin. Burası çok güzel diyebilirsin. Evet, burası çok güzel bir yer. Size de tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şevval Kotan. Pireli Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ve kardeşim. Kardeşim. Evet. Beraber gezmeye geldik. Bir sürü kitaplar aldık ve gerçekten gelmeyen herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak gezsinler, görsünler. Fuar nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalabalık mı fuar? Ya kalabalık ama bu yani fuarın büyüklüğü için sorun olmuyor. Evet.
gezebiliyoruz ve gerçekten güzel, kaliteli kitaplar var, aldık. Gelmeyen herkese tavsiye ediyorum, muhakkak gelsinler. Bugün yoğunluk had safhada efendim. Çünkü öğrencilerden çok fazla talep var. Bugün genelde Batı Yakası bölgesi, yani Darıca, Gebze, Çayırova ve Dilovası bölgesi buraya akın etmiş bulunmakta. Ama sadece o bölge değil, buradan da Hereke'den de gelenler var. Yanı sıra bakalım başka nerelerden gelmişler. Körfez'den de, Başiskele'den de bol bol gelenler var. Bu yakışıklı kardeşimiz nereden geliyor? Gölcük. Bak, Gölcük'ten bile gelenler var. Tanıyalım. Bahadır Serindere. Bahadır'ın sesi çıkmıyor. Duydunuz mu? Bahadır Serindere. Bahadır kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Seni tanıyalım. Ben İnanç Kalkan. 12 yaşındayım. Cahit Külebi Ortaokulu'nda okuyorum. Gerçekten evet, aynı sınıftayız. Gerçekten çok seviyorum arkadaşımızı. Burada herkese tavsiye ediyorum gelmelerini. Kitapta çok seviyor musun? Evet, okuyorum. Daha çok macera kitabı. Evet. Sen ne tür kitaplar okuyorsun Bahadır? Ben de aynı, macera. Macera. Sevdiğiniz bir yazar var mı? Yoksa yazar seçmen, ben bütün kitapları okurum mu dersin? Ben de. Bütün kitaplarımı. Fuara gelmek isteyenler için neler söylemek istersin? Bence gelsinler, çok kalabalık bir yer. Hatta kitaplar çok güzel, ucuz ve burası çok güzel bir yer bence. Bence de, ben de herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Kalabalık ama yani çok güzel bir yer. Çok güzel kitaplar var. Herkese tavsiye ediyorum. Yani gelsinler, bir şey yok. Teşekkür ediyorum. İyi gezmeler, iyi yapmışlar. Buradan Cahit Külebi Okulu'na selam gönderiyorum. Evet, ben de Nurcan Çavdar Hocam'a selam yolluyorum buradan. Ben Fatma Hocam'a. Fatma Hocam'a selam yollamak için. Peki, teşekkür ediyorum. İyi gezmeler çocuklar. Gençlerle sohbetimizi sürdürüyoruz. Hepsi birbirinden yakışıklı bunların yahu. Vallahi hepsi birbirine. Ben imrendim. Bunları bu kadar yakışıklının yanında ne yapacağız bilmiyorum. Tanıyalım bu yakışıklıyı. Benim adım Muhammed Ali. Muhammed Ali kaç yaşındasın? 12. Daha önce geldin mi fuara Muhammed Ali? Geldim. Geçen sene gelmiştim. O zaman başka okuldaydım. Şimdi başka okulda geliyorum. Nasıl buldun fuarı? Bence çok güzel. Ben kitap aldım böyle misal diye. Çok güzel bir kitap almışsın. Evet. Peki okumayı seviyor musun? Evet. Ağırlık olarak ne tür kitapları seversin? Ben genelde macera kitaplarını severim. Aksiyon kitaplarını severim. Ama tarihte okuyorsun arada, evet, değil mi? Evet. Peki buradan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Gerek yok aslında. Niye, selam yollamayacak mısın? Veya buraya gelmeleri için mutlaka kitap fuarına gelin demeyecek misin? Ha, evet. Ben burada kitap aldım bir tane. Adı Vissal. Altında nasıl bir kitabı olduğu yazıyor. İçinde okulların bazı şiirler var, hikayeler var. Ben de gelmenizi tavsiye ederim. Tanıyabilir miyiz? Adım Bilal Soyadım Güven. Güven. Evet. Okulu sonra söyleyeyim. Ahmet Hakan. Ahmet? Hakan. Bilal ve Ahmet, doğru mu? Evet abi. İyi, güzel. Şimdi peki Bilal, nereden geliyorsunuz? Kocaeli Darıca'dan geliyoruz. Darıca'dan geliyoruz. Darıca'dan geliyoruz. Darıca'dan buraya okulla beraber geldiniz. Evet, Darıca Motiv Ortaokulu. Evet. Nasıl buldunuz fuarı? Fuar güzel, kitap aldık. Kitap zihni geliştirir abi. Faydalıdır abi. Her yerde kitap lazım olur. Ne kitap... tarz kitaplar okursun? Macera, roman. Ayırt etmem diyorsun yani. Aynen. Peki Ahmet? Burası güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Burada çok güzel kitaplar var. Sen ne tarz kitaplar okursun? Roman. Roman okursun sen. Sen de seviyorsun. Peki fuara gelmek isteyen arkadaşlarınız için ne söylemek istersin? Ediyorum gelmelerini. Çok güzel şeyler var buralarda. Buralar kalabalık. Mutlaka gelmeliler. Gelmeliler. Peki sen Bilal, ne söylemek istersin arkadaşlarına? Ben arkadaşlarıma buraya gelip kitap almalarını isterim. Çünkü kitap sınavlarda falan bilmediğimiz kelimelere yardımcı oluyor. Zihnimizi açıyor. Evet, zihnimizi açıyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum size. İyi gezmeler diliyorum. Sağ ol abi. Adım Hamza Bilal Göktümen. Nereden geliyorsun Hamza? Okul olarak mı, ev olarak mı? Okul olarak. Necip Fazıl Kısakürek, Mamatip Ortaokulu. Nerede bu? İzmit Topçular'da. Topçular'da. Hı hı. E kaçıncı sınıftasın? Beşinci. Beşinci sınıftasın. İlk defa mı geliyorsun fuara? Yok, önceden de çok gelmişliğim var. Gelmiştim. Peki nasıl buluyorsun kitap fuarını? Çok güzel. Etraf kitaplarla dolu olduğu için bana huzur veriyor. Peki ne tarz kitap okur bu? Macera, roman, macera, biyografi, macera, tarih. Macera, macera mı okuyorsun sadece? Hı hı. Var mı sevdiğin yazarlar? Evet. Kimleri seversin? Jeff Kinney'i çok seviyorum. Hı hı. O kadar yani. Peki kitap okumak isteyenlere ve fuara gelmek isteyenlere neler söylemek istersin?
Kesinlikle buraya gelmeleri, çünkü buraya geldiklerinde huzur bulmaları buluyorlar. O yüzden gelmelerini çok tavsiye ederim. Merhaba, kimsiniz? Ece Özgören. Ece Özgören. Nursemin Çalıoğlu. Ece ve Nursemin. Evet. Kaç yaşındayız? 13. 13. 13. Hangi okuldan geliyoruz? Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu. Darıca'dan geliyorsunuz. Evet. O maşallah. Peki daha önce geldiniz mi buraya? Geldik. İki kez geldik. Ben nasıl geldim. Nasıl gördünüz bu fuarı? Ya bence biraz yetersiz. Neler eksik? Ne olması lazım? Ya bence böyle ünlü yazarların falan da gelmesi lazım. Ve çok fazla kalabalık. Yani insanın içine çıkamıyoruz. O aslında derece yani. Yazarlar, ünlü yazarlar geliyorlar ama size denk gelmedi. Evet, ama bize denk gelecek. Gelmiyor. Nasıl buluruz fuarı? Ya bence güzel ama işte dediğim gibi biraz yetersiz. Sence? Bence de güzel ama yani çok pahalı bence. Kitaplar mı pahalı? Evet. Ya yani mesela ayraçlar bir yerde 2 TL, bir yerde 3 lira, iki tanesi 5 lira. Bence yani pahalı. Bence. Peki bence, neler olmasını istersin? Bence kitap fuarı insanları içine çekmeli yani. Bu şekilde pahalı yaparak veya başka şeylerle insanları buraya getiremez. Mesela biz bir daha gelmeyi düşünmüyoruz yani. Yok, gelin. Her zaman aynı değil. Bütün standları gezin. Ucuz kitaplar da var, güzel kitaplar da var. Kaçırmayın. Pek bakamıyoruz tabii çünkü kalabalık. O yüzden de. Ama gezebilirsiniz. Bir saatte fuarı rahatlıkla gezebilirsiniz. Aynen. Ucuz kitaplar var, merak etmeyin. Buradan kitap okumak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Bol bol okuyun, ufkunuzu genişleyin, genişletin. Yani benden tavsiye bu. Ve sınavlarınıza gerçekten çok yardımcı olacaktır. Herkes kitap okusun bence. Çok güzel gerçekten. Evet, tanıyabilir miyiz? Emir Alp Gündüz. Emir. Emir Alp. Emir Alp. Evet. İkisi birleşik mi? Evet. Ayrı ayrı değil yani. Değil. Peki Emir Alp kaç yaşında? 14. 14 yaşında maşallah. Koskocaman olmuşsun. Boy da bayağı bir zaman. Evet. Nereden geliyorsun İmran? Kocaeli Çayırova. Çayırova'dan geliyorsun. Aynen. Peki kaçıncı sınıftasın? 8. sınıf. 8. sınıf. Dersler nasıl? İyi, güzel. Fuara bu sene ilk defa mı geliyorsun? Evet. Daha önce gelmedin herhalde. Gelmedim. Nasıl buldun fuarı? Güzel, kitap okumak, hani kitap okumayı hani sevenler için çok güzel bir etkinlik bence. Hı hı. Peki kalabalık mı? Yeterince kalabalık mı sence? Bence daha dolu olabilirdi ama bölüm bölüm değişiyor tabii. Kesinlikle. Peki buraya gelmek isteyen insanlar için ne söyleyebilirsin? Kesin gelin. Kitaplar çok güzel. Yazarlardan imza alabilirsiniz. Kesinlikle gelmeyin. Teşekkür ediyorum sana. İyi gezmeler Emre. Teşekkürler. İyi günler. Efendim, hem öğretmenleriyle gelenler var hem de ailesiyle beraber gelenler var. Gıpta ediyoruz mutlaka öğretmenlerle gelenlere ama daha fazla mutlu etmiyor değil bizi velilerle gelenler. Çünkü ailelerin bu konudaki hassasiyeti, duyarlılığı bizi ziyadesiyle sevindiriyor ve umudun bitmediğinin göstergesidir. İşte bir prensesle daha beraberiz. Tanıyalım, bu prensesin adı nedir? Berra. Berra, nereden geliyorsun? Başiskele. Başiskele'den geliyorsun. Ailenle geldin, bugün babayla geldin herhalde. Evet. Nasıl buldun? İyi. Baban mı getirdi, sen mi istedin? Ben istedim. Sen istedin. Baban da hemen getirdi, doğru mu? Evet. Kaç yaşında Berra? 9. 9 yaşında. Kaçıncı sınıfa gidiyor? 3. Peki okulun ismi var mı? Hangi okul? Seymen 8. Bora İlk Öğretim Okulu. İlk Öğretim Okulu'ndasın. Peki Berra'cığım, kitap okumayı seviyor musun? Evet. Hangi kitapları daha çok seviyorsun? Roman, hikaye, biyografi, tarih? Hepsini. Hepsini. Ben ayırt etmem diyorsun. Yeter ki kitap olsun diyorsun, değil mi? Peki buraya gelmek isteyen arkadaşlar için ne söylemek istersin? Çok iyi. Gelsinler mutlaka. Evet. Peki babanla biraz sohbet edelim bakalım. Tamam. Sizi tanıyabiliriz efendim. Necati Taşpınar. Necati Bey, nasıl, nereden vesile oldu çocuğun, Berra'nın kitap okuma alışkanlığı? Çok gelmek istiyordu. Bir, ikincisi de zaten Berra mümkün olduğu kadar kitap okumayı seviyor. Onun hazır böyle bir imkan varken biz de gelelim görelim dedik. Hayır, geliyor mu kitapları? Genelde şeyleri falan, deney, kimya, biyoloji ya da uzay serisini falan çok seviyorum. Bilim, yani bilim kurguya daha yatkın, evet. He. Peki ileride Berra'nın ne olacağını düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda bir kararsızlık var ama herhalde büyük bir ihtimal onun isteği böyle bir kimya öğretmeni falan ya da kimya ile alakalı bir herhangi bir dalda olabilir yani. Ben onda eğilim o yönde görüyorum. Sen ne düşünüyorsun Berra'cığım? Var mı istediğin bir şey, ben büyüyünce böyle bunu olacağım dediğin? Kararsızım. Kararsızım ama ileride zamanla daha da gelişecek, doğru mu? Evet. Peki velilere buradan ne söylemek istersiniz? Valla mümkün olduğu kadar çocukların üzerine düşüp mümkün olduğu kadar okuma alışkanlığı edinmelerini, hatta mümkün olduğu kadar okul harici başarılı olmaları istiyorlarsa
araştırmacı ve ailelerin çocukların üzerine daha düşmelerini tavsiye ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hem ilginizden hem duyarlılığınızdan ve çok güzel bir baba olduğunuzdan dolayı. Teşekkür ederim. İkiniz de çok şanslısınız çünkü senin böyle bir baban, o da çok şanslı çünkü böyle bir prensesi var, doğru mu? El sallayalım, görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Öğrencilerin ilgisi çok büyük efendim. Çünkü öğrenciler kitap okumayı çok seviyorlar. Ve öğrenciler standları gezerken buldukları kitabı almaya çalışıyorlar. İmkanlarının yettiği kadarıyla. Tabii ücretsiz kitapları da alıp çantalarına koyuyorlar. Tanıyalım. Evet, ben burada çok sevdiğim kitapları. Özellikle Nutuk'u çok sevdim. Tamam. O önemli bir kitabımızdır. Bizim milletimizden gelme. Peki, ismimiz nedir? İsmimiz yok mu? Mert Ali. Mert Ali. Senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin ve Mert Ali. Nereden geldiniz? Kocaeli. Çayırova. Çayırova'dan geliyorsunuz. Evet. Bugün genelde Çayırova biraz fazla burada değil mi? Peki kaçıncı sınıftasın? 6C. Kitapları sever misin? Evet. Ne tarz kitap okursun? Genellikle hikaye. Hikaye kitapları sen? Aynen. Hikaye, masal. Okursun. Peki fuara gelmek isteyen insanlar için ne söylemek istersin? Burası çok güzel, güzel bir mekan. Gelmelerini tercih ederim. Bu öğrencilerimizin gözlerinde pırıltılar akıyor, heyecan akıyor. Tanıyalım efendim. Adım Sena, soyadım Aras. Sena nereden geliyorsun? Ben Kocaeli Darıca. Darıca'dan geliyorsun? Evet. Hangi okul? Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu. Peki nasıl buldun fuarı Sena? Çok güzel, çok böyle nasıl desem... Cıvıl cıvıl bir yer. Daha önce geldin mi? Hayır, ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsun ve kalabalık oldun. Evet. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Macera, polisiye, o şekilde kitapları seviyorum. Aldın mı kitap hiç yoksa alacak mısın? Alacağım birazdan. Alacağım birazdan. Evet. Peki fuara gelmek isteyen insanlar için ne söylemek istersin? Gerçekten gelmeleri gerekiyor. Bu şekilde bir yeri kaçırmamalılar. Tanıyabilir miyiz seni? Benim adım Yusuf Güngör. Kaç yaşındasın? 11. Nereden geliyorsun? Hacı Ali Mukarsızlı İlkokulu. Nerede bu? Ortaokulu. Nerede bu? Çözeköy'ün orada. Yani semtin ne? İsmi nedir onun? Hacı Ali Mukarsızlı. Hacı Ali. Gebze, Darıca, İzmit. İzmit. İzmit merkez mi? Hı hı. Peki kitap okumayı seviyorsun. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Karakötür. Karakötür? Hı hı. Bu ne? Karikatür. Karikatür. Ben de karikatür diyorum nedir? Yaklaş şöyle, korkma, gel buraya bakalım. Kitap okumak isteyen öğrenciler için ne söylemek istersin? Okusunlar işte, çok... Söyle söyle. Bedava kitapların parasını biraz daha düşürsünler. Biraz daha. Duyuyor musunuz bakın? Kitapların parasını biraz daha düşürün diyor, görüyorsunuz işte. Bizde kitaplar 1 lira. Hemen yan tarafa geçiyorsun, tamam. Kitap alıyorsun, tamam mı? Tamam. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere diyoruz. Tanıyalım. Esma Atakan. Şöyle gelin. Bir daha alayım. Esma Atakan. Esma nereden geliyorsun? Kocaeli'den. Çayırova. Çayırova'dan geliyorsun. Hı hı. Kaçıncı sınıftasın? 8. Nasıl buldun fuarı Esma? Güzel. Kitap almayı düşünüyor musun? Aldım ben zaten. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Yani roman, hikaye. Ağırlık olarak roman mı okuyorsun? Hı hı. Peki buradan fuara gelmek isteyen insanlar için ne söylemek istersin? Bence fuar çok güzel ve gelmeleri lazım. Seni tanıyalım. Adım Betül, soyadım Bayrak. 8. sınıfım. Nereden geliyorsun Betül? Çayırova. Sen de mi Çayırova'dan geliyorsun? Evet. Hepiniz Çayırova'dan geliyorsunuz. Evet. Nasıl buldun Betül fuarı? Çok güzel, değişik kitaplar var. Ne tür kitap okursun? Korku. Korku mu seviyorsun sen? Evet. Var mı sevdiğin bir yazar? Öyle yazar yok. Ama bütün korku kitaplarını severim diyorsun. Evet. Peki fuara gelmek isteyen insanlar için ne söylemek istersin? Yani çok değişik, istediği her kitabı bulabilirler. O yüzden... Gelsinler. Gelsin, evet. Umut Keskinoğlu. Umut Keskinoğlu. Hamza Demir. Hamza Demir. Hasan Faruk Yürgin. Hasan sesi çıkmıyor Hasan. Hasan Faruk Yürgin. Tamam. Şimdi Umut'la başlayalım bakalım. Kaç yaşındayız? 9. 9 yaşındasın. Biraz kenara geçelim. Umut kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. 5. sınıfa gidiyorsun. Evet. Derslerle aramız nasıl? İyi. İyi midir? Evet. Peki kitaplarla aramız nasıl? İyi. Ne tür kitaplar okursun? Çizgi roman. Fıkralarla ilgili bir kitap. Genelde komedi kitapları okuyorsun herhalde, değil mi? Mesela şimdi aldım bir tane. Kime aldın bakalım? Şöyle, şöyle şurada. Yok, ona da bakalım. Boyama kitabı ve diğer kitapları aldın, değil mi? Bayağı aldım. Peki sevdin mi fuarı? Evet, sevdim. Nasıl buldun fuarı? Neler görmek istersin? Çok güzel kitaplar gördü. Korku kitapları da görmek isterim. O zaman gezeceğiz daha fazla, değil mi? Doğru. Peki,
Evet, sen ne kadar düşünüyorsun fuarla alakalı? Çok güzel fuar. Yani kurulduğu çok iyi oldu. İnsanlar buradan bir sürü kitap alıyor. Sen ne tür kitaplar seversin? Roman. Roman seversin. Peki var mı aldığın kitaplar? Kitapları biraz sonra bir tane alacağım. Psikopat. Ananı. Peki sen buradan arkadaşlarına ne söylemek istersin? Kitap okusunlar, bol bol kitap okusunlar. Hem dersleri daha iyi olur hem de okumaları. Evet Hasan, sen. Vallahi. Nasıl buldun? Hiç iyi bulmadım abi çünkü ben az önce arkadaşım yüzünden kayboldum. Kayboldum. Hoca bulamadım. Ondan sonra Selen Hoca vardı hoca bizim 5 anı sınıf hocası. Onun yanına gittim abi. Öyle anca onu bulduk. O da Hilal bizim öğretmenimize haber verdi. Biz öyle kurtulduk abi. Bizim Hasan bayağı bir macera atlatmış Kocaeli fuarında. Kaybolmuş, arkadaşlarını aramış ama en sonunda bulmuşlar Hasan'ı değil mi? Hani efendim Rabbim özene bezene yaratmış deriz ya, böyle bir tabir vardır. İşte burada 4 tane birbirinden güzel özene bezene yaratılmış muhteşem prensesler var. Şimdi bu prensesleri tanıyacağız. Adım Zilan, soy ismim Demir. Bir daha alayım. Adım Zilan, soy ismim Demir. Zilan. Adım Merve, soyadım Turun. Adım Sevgi, soy ismim Dursun. Adım Rajin, soy ismim Demir. Sen arkalarda kaldın. Adım Beyza, soyadım Mutlu. Evet Dilan'cığım, nereden geliyorsunuz? Kocaeli'den geliyorum, Hasan Ali Yücel Ortaokulu. Hangi ilçesinden geliyorsun? Dilovası, Kocaeli. Dilovası'ndan geliyorsunuz. Peki nasıl, fuarı beğendin mi? Fuarı çok beğendim. Ve kitapları alacağım diyorsun. Evet. Var mı sevdiğin bir tarz kitaplar? Romandır, hikayedir. Roman seviyorum. Roman seviyorsun. Aldım hatta. Aldın mı? Bakalım ne almışsın? Bataklığın Kıyısındaki Ev. Bu kitabı almış Yeşim Saygın Armutak'ın kitabını ve bunu okuyacaksın değil mi? Bir ay yeter mi sana okuman için? Bir gün bile yeter. Bir gün bile yeter diyorsun. Çok seviyorum romanı. Peki sen? Sevdim yani. Fuarı sevdin mi? Evet. Kitabı aldın mı? Şu anlık beğenemedim, alamadım. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Roman. Roman okuyorsun sen. Sen? Ben her türlü seviyorum. Bütün kitapları seviyorum diyorsun. Ben de aynı şekilde bütünleri seviyorum. Peki buradan şöyle biraz daha gelelim. Buradan arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence herkes kitap okusun. Kitap çok güzel. Bence de herkes kitap okusun. Sen? Aynı şey. Bir günde ayırıp da kitap okuyabilirler. Kitap okumak çok eğlenceli. Fuar içerisinde öğrencilerle sohbet ederken tabii stand sorumluları, dernek başkanları, yazarlarla da sohbet ediyoruz. Yanımızda hem bir dernek başkanı, hem bir yazar, hem de bir program yorumcusu ve köşe yazarıyla baş başayız. Bağımsız Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı, Genel Başkanı Osman Saraç'la beraberiz. Osman Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz bugün 4. gün? Kocaeli Kitap Fuarı kentimizin inşallah ileride sembolü haline gelecek. Zaten şimdiden çok başarılı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bana göre yaptığı en önemli kültür hizmeti budur ve kalıcıdır. Yani bundan sonra da belediyeler değişse bile yeni gelen insanlar da, yeni gelen başkanlar da zannederim bunu ila nihaya sürdürecekler. Birkaç özelliği var diğer fuarlardan farklı olarak kitap fuarımızın, Kocaeli Kitap Fuarı'nın. Tamamen ücretsiz. Ayrıca standların kurulumuna kadar tamamını belediye kendi bünyesinden karşılayıp yapıyor. Onun dışında işte bizim dünya görüşümüze ya da siyasi bakışımıza uygun insanlara yer verelim, diğerlerine vermeyelim diye bir anlayış asla yok. Bu kitap fuarında gerçekten aydınlık var. Yani her siyasi görüşten yazarımız, aydınımız gelip burada seminer verebiliyor özgürce. Ve bütün seminerler belediye tarafından video kaydına alınıyor. Eğer seminer verenler isterlerse bu videoları Büyükşehir Belediyesi'nden temin edip arşiv yapabiliyor. Yani dört başı mamur bir hizmet bu. Peki vatandaş olarak ilgi nasıl sizce? Yani biz Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği'yiz. Aynı zamanda Bayşat Yayın Evi'yiz. Aynı zamanda TV262'yiz, onu da söyleyelim. Geçen seneye oranla CS alımdayız ya biz sürekli. Geçen seneye oranla bizim standımızda ilgi 4-5 kat fazla. Bu sene çok fazla. Sebebini ben tam anlamış değilim. Yani birkaç tane yeni kitap da çıkardık, yazdık ama öğrencilerin özellikle çok yoğun ilgisi var standlara. Diğer A ve B standlarında yayın evleri var. Oraları da geziyorum. Orada da çok iyi bir kalabalık var. İlgi alaka var, satış var ama
genel olarak bu seneye kadar C bölümünde biraz daha durgunluk oluyordu. Bu sene diyebilirim ki yayın evlerinin bulunduğu A ve B salonlarından daha fazla buraya ilgi var C salonunda. Bu nedenle çok mutluyum. Kitap imzalıyoruz. Gençlere, çocuklar özellikle çok alaka gösteriyorlar. Şaka yapardık biz eskiden. İmzalamaktan kolun yorulsun diye birbirimize şaka yapardık. Özellikle yeni bir arkadaşımızın kitabı çıktığı zaman imzalamaktan kolun yorulsun derdik. Samimi söylüyorum, imzalamaktan kolumuz yoruluyor. Ne güzel. Yani bugünlere gösteren Allah'a şükürler olsun. Yani çok güzel mutluyum. Yorgunluk bu değil mi? Tabii yani ben şu an maksadımı aşmak istemem ama cennette gibiyim ya. Yani bu kadar kitaba alakayı görünce yani hem fuarın Kocaeli'de olması ben bu kentin insanı olarak ayrıca gururlandırıyor. Yani eksiklik aksaklık olabilir mi? Olabilir. Olursa bu fuar bizim. Hep beraber düzelteceğiz. Ama özellikle bu sene ben sıfır hatayla bu dördüncü güne geldik. Sıfır hatayla. O şekilde yetkililer çok ilgili alakalı burada. En ufak bir sorun olduğu zaman ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonları açık. Salonların önündeler. Geziyorlar. Hem güvenlik tedbirleri hem büyükşehirin yetkilileri çok samimi, sıcak. Yani dört başı mamur bir etkinlik içerisindeyiz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sohbetinizden dolayı. Sizi standınızla ve hayranlarım baş başa bırakıyorum. Hayranlarım beni bekliyor gülüyorsun. Sude. Hümeyra. Betül. Ve Betül. Sude, Sümeyra ve Betül. Hümeyra. Evet. Evet. H harfiyle. Evet. Niye bana beni kandırıyorsun o zaman? Kandırmıyorsun. Hümeyra dedim. Hümeyra. Sude'cim kaç yaşındayız? 13. Nereden geliyoruz? İzmit'ten. Merkezden geliyorsunuz? Evet. Aynı okulda mısınız? Evet. Aynı sınıftasınız? Evet. Her şey evet diyoruz, ne güzel. Evetçiler de baş başa şimdi. Peki Sude, nasıl buldun fuarı? Çok iyi buldum. Çok iyi buldum. Evet. Ben çok iyi buldum fuarı. Ben çok iyi buldum. Peki insanlar kalabalık mı burada? Evet. Ne tarz kitapları severiz? 4NBK gibi. Yani? Çocukça kitaplar. Yani aksiyon dolu böyle eğlenceli. Bilgiler. Komedi. Daha fazla bilgisi olan evet. Kitapları seviyorum. Evet. Romanlara çok fazla önermiyorsunuz herhalde. Biraz. Arada bir roman da okumak evet. Lazım unutmayın. Peki buraya gelmek isteyen öğrenciler için ve veliler için neler söylemek istersiniz? Herkes buraya gelmeli. Tanımalı burayı. Neden? Çünkü buralar yani böyle çok eğlenceli bir yer. Her böyle... Buraya gelmeli bence. Yani herkes buraya gelmeli. Çok eğlenceli. Bilgi öğrenmeliler. Kitap almalılar. Ya mutlaka gelmeliler. Evet. Peki iyi gezmeler diyorum size çocuklar. Teşekkür Kendinize ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Yabancı birisi değil efendim. Yani yabancı birisi ben ama kendisi yabancı birisi değil. Merhaba. Bağımsız Şairler ve Yazarlar Derneği'nden bir yazarımız. Akabinde hep yerel gündem diyeceğim geliyor değil mi? Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemi programından da gazete okuyan spikerimiz Dilek Dila Mert hanımefendiyle beraberiz. Dilek Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Gördüğünüz gibi yüzümden terler akıyor. Fuar bu sene çok güzel geçiyor. Teşekkürler ana kumanda. Ne görüyorsan odur. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok güzel değerlendiriyorum. Bu sene hakikaten Kocaeli Kitap Fuarı umduğumuzun çok çok üstünde. İlgi nasıl? İlgi harika. Peki çocukların bu ilgisini niye bağlıyorsunuz? Kitap okuma sevgisine. Sevgiye bağlıyoruz. Evet, sevgiye bağlıyoruz. Oldukça memnunuz gösterilen ilgiden, alakadan. Hani çok teşekkürler, çok güzel geçiyor. Bu sene geçen seneye nazaran herhalde biraz daha fazla. Evet, 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 çok güzel. Baş başa bırakacağım standınızda yoğun mevcut. Oldu, teşekkürler. Demiş olduğumuz gibi Bağımsız Şairler ve Yazarlar Derneği'nde bugün şairlerimiz en önemli duyguları, bizim anlatamadığımız duyguları onlar dillerde, kalemlere ve sayfalara döküyorlar ve her kitabında da bizim o hissettiğimiz arzularımızı, isteklerimizi ve hayallerimizi yansıtan yazarlarla beraberiz efendim. Şans olarak ben tanıyorum ama izleyenler için tanıtmak için bir kez daha isim alalım. Merhabalar, ben Mehmet Öntürk. Dinleyicilerimin tabirli Arzu Alcı. 2004'ten bu yana Kocaeli'nde radyo programı yapıyorum. Tabii ki istek ve aynı şekilde taleple kitabımızın çıkmasını istediler ve Islak Ekin Kokulu Kız kitabını çıkarttık. Kasım 1'de çıktı. Bugün fuarda 6. günümüze merhaba dedik. Bu sizlerin ilgisiyle bitmiş olan ikinci kalem imza atmaktan ben çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu yani şimdi burada ben size bütün gün konuşsam hiçbir şey anlatamam ama bunu göstermem her şeyi anlatır. Çok mutluyum. Hep herkesi seviyorum. Daha bir 4 günümüz daha var.
büyük bir heyecanla bekliyoruz dostlarımızı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kalemimize sağlık. Eyvallah. Kalemlerimiz tükensin inşallah. Amin inşallah. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Recep Uslu. Recep Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz fuarı? Bu tür fuarların olması bilhassa Kocaeli için çok büyük bir yararı olan bir yani edebiyata, kitaba, okumaya heves için oldukça iyi değerlendiriyorum ve sebep olanlara teşekkür ediyorum. Katılım nasıl, ilgi nasıl? Katılım iyi de satışın nasıl olduğunu bilemiyorum. Katılım oldukça iyi. Ben 3-4 gündür burada şey yapıyorum, kalıyorum, görüyorum. Biraz öğrenciler çok gelip gidiyorlar. Ama hani satışın ya da işte araştırmanın nasıl olduğunu bilemiyorum. Merhaba, benim ismim Üstenz Yağmur. Kanun Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciyim. Hazırlık. Nerede bu? Mutlukent'te. Mutlukent, Gebze'de yani. Evet. Ben de Merve Kahraman. Kanun Sosyal Bilimler Lisesi'nden geliyorum. Sınıf arkadaşımız. Evet, sınıf arkadaşımız. Aynı okulda, aynı zamanda. Aynen. Çok güzel. Peki fuarı nasıl buldunuz? Fuar güzel ama bence geçen yılkine göre daha az şey var. İnsan mı geldi? Hayır, insan bakımından değil. Yayın olarak bence daha az bu yıl. Yayın evlerinde az diyorsunuz. Aynen. Bu yer olmadığından dolayı değil, katılımla alakalı bir şey demek ki. Evet. Katılım göstermek istememişler. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Ben bütün tarz kitapları okuyorum. Hani bir kitabı aldığımda eğer o beni içine çekiyorsa öyle tür kitabı ayırt okurum. Etmiyorum. Aynen, ayırt etmiyorum. Bence bu kitap fuarı çok yararlı. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Bence fiyatlar da uygun bir fiyatta. Beğendim kitapları alıyorum. Kitaplar da nasıl diyeyim, güzel yani. Peki senin bir tarzın var mı? Yok. Romandır, hikayedir, biyografidir, tarihtir, bunlar seçiyor musun? Yok, seçmiyorum. Seçmiyor, hepsini okuyorum. Aynen, aynen. Peki buradan arkadaşlarınıza, ailenize ve buraya gelmek isteyen insanlara ne söylemek istersin? Ben anneme ve abime bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle anneme. Gülüşüm, ben seni çok seviyorum. Bu kadar. Ben de anneciğim, babacığım, kardeşlerim, sizi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Buradan herkese selam. Adım Gülsüm, soyadım Çatar. Gülsüm, nereden geliyorsun? Karamisel'den geliyorum. Kocaeli Karamisel'den geliyorsun. Evet. Nasıl buldun fuarı? Çok güzel. Beğendin, hoşuna gitti mi? Evet. Geçen senekinden daha güzel. Geçen senekinden daha mı kalabalık? Evet. Ne tarz kitaplar okuyorsun Gülsüm? Çocuk, yani böyle maceralı kitaplar. Macera kitapları seviyorsun. Aldın mı kitap? Evet. Peki buraya gelmek isteyen arkadaşların için neler söylemek istersin? Kesinlikle gelmelidirler çünkü çok yararlı bir yer. Kitapları istediği kitapları alabiliyorlar burada. Peki selam söylemek istediğin kimse var mı? Anneme, babama ve askerdeki abime selamlarımı söylüyorum. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda öğrencilerle sohbetimizi ve röportajlarımızı devam ettirirken 3 tane yakışıklı kardeşimizi daha bulduk ve bunları tanıyacağız bakalım. Kim bunlar acaba? Ben Tunahan. Tunahan. Akan Ekrem Aydın. Akan Ekrem. Muhammed Esat. Muhammed. Evet, önce Tunahan'la başlayalım. Tunahan kaç yaşındayız? 11 yaşındayım. 11 yaşındayız. Nereden geliyorsunuz? Kartepe'den, Karatepe Ortaokulu'ndan. Çok güzel. Kaçıncı sınıftayız? 5. Aynı sınıfta mısınız? Evet, aynı sınıftayız. Çok güzel. Aynı mahallede misiniz? Yok, o Aslanbeyli, ben Şevkat Yeli. Tamam. O zaman şöyle, fuarı nasıl değerlendiriyor Tunahan? Bence çok güzel. Her sene yapıldığı için her sene de geliyorum. Evet. Güzel. Geçen sene de geldim. Yani hem mesela ucuz alıyoruz. Yani çok beğendim. Mesela ben bir kitap beğenmiştim. Onu şeyde bitmiş, bayisinde bitmiş. Evet. Burada buldum. Çok güzel. Çok sevindim. Yayın evinde bizzat buldum. Evet. Çok güzel. Kendi ne tarz yayın kitaplar evinde. Okursun Tuna? Macera, aksiyon. Fark etmez benim için diyorsun. Evet. Ben de macera, aksiyon kitaplarını seviyorum. Bu fuarı da çok güzel değerlendiriyorum ama her sene çok kalabalık oluyor. Sadece o yönünü kalabalık seviyorum. Kalabalık olması güzellik değil mi? Ya güzellik de aralarda kayboluyoruz işte. Ben de aynılarını diyorum arkadaşlarım için. Çok güzeller. Aynı kitapla aynı konudayız. Çok bir fark yok. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Aynı. Ben de macera, aksiyon. Peki. Şimdi gelelim. Burada fuara gelmek isteyen arkadaşlarımız için ve insanlar için, bütün insanlar evet. için neler söylemek istersin? Niye gelsin? Bence gelin çünkü kitap okumak çok güzel bir şey. Hem bilgi, mesela kitap okurken bilmediğiniz çoğu kelimenin bulabiliyorsunuz anlamını. Yani güzel yani, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Evet, ben de herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çünkü dışarıda 40 lira olan kitabı burada 20 liraya bulabiliyoruz. Kitaplar indirimde oluyor. Çok güzel. Ben de tavsiye ederim. Burada kitaplarla insanlar birleşiyor resmen. Tanıyalım. Miray Özdeş. Miray.
Esma Korkusuz. Esma. Sude Nur Sarı. Duymadım burayı. Sude Nur Sarı. Sude Nur. Büşra Şentürk. Büşra. Fatma Zehra Karaaslan. Fatma Zehra ve uzakta bir isim. Yağmur Ayhan. Evet. Şimdi fuarı nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl buldunuz? Güzel mi? Evet, çok güzel ve eğlenceli kitaplar var. Ben nasıl sevdim. Kitaplar okursun? Korku. Korku kitapları. Eğlence. Sen? Ben de aynı şekilde korku kitapları seviyorum. Hepiniz korku mu okuyorsunuz? Evet. Bana gelip sormuyoruz onu. Sen ne kitapları okuyorsun? Korku. Bu da korku okuyormuş. Beni kandırıyorsun. Biz aksiyon seviyoruz. Peki nereden evet. geliyorsunuz? Döngel. Yani. Misaki Milli Ortaokulu. Döngel nerede geliyorsunuz? İzmit mi? Evet. Evet. Karşıyaka'dan gel. Karşıyaka baş iskele. Ha, baş iskele. Şimdi evet, oldu. Bak ha. Şimdi çocuklar şöyle söyleyeyim. Ben buraları bilmiyorum. Onun için sizlere soruyorum nereden geldiğinizi. Hangi ortaokuldu? Misaki Milli Ortaokulu. Misaki Milli Ortaokulu. Aynı sınıfta mısınız? Evet. Evet. Ne güzel. Bütün okulca beraber geldiniz. Evet. Peki öğretmenleriniz mi getirdi yoksa siz mi gelmek istediniz? Öğretmenlerimiz getirdi. Her sene zaten düzenliyorlar. Böyle nasıl diyeyim, bir yerle gitmemizi istiyorlar ve bizi eğlendirmek istiyorlar. Peki fuara gelmek isteyen insanlar için ne söylemek istersiniz? Bence gelsinler. Bence tavsiye ederim çünkü yani çok güzel yani. Neden gelsin? 35 liralık kitabı buraya 5 lira veya 10 liraya alabiliyorlar. Ne güzel, maliyeti düşünün. Evet. İleride geleceği çok parlak buluşacağız. Bence gelsinler, hiç kaçırmasınlar çünkü burası nasıl diyeyim, geri dönüşüm yapabileceğiniz bir yer. Kitap takası falan oluyor. 3 kitaba bir kitap. Bence karlı bir şey. Peki neden gelsinler? Bence eğlenceli bir yer. Nasıl vakit geçirmek gelsin? Yani. Sizce? Ucuz. İyi fiyatlı kitaplar işi, eğlenceli, korku, evet. Kaliteli. İyi diye mi gelsin? Evet. Sena Çelik. Sena Çelik. Habibe Yusuf. Habibe, nereden geliyorsunuz? Biz Levent Koca'dan geliyoruz, Yuvacık'tan. Yuvacık'tan geliyorsunuz. Aşağı İlk defa mı geliyorsunuz? Yo, biz geçen sene geldik. Evet. Nasıl geçen buldunuz? Sene. Çok güzel. Fuar çok güzel. Fuar çok güzel. Yani çok kitap var. Hani buraya gelirken böyle 1 milyar falan alacaksın, öyle geleceksin. Neden? Çok güzel. Güzel kitaplar zaten. Hayır, ucuz da çok çok güzeller. Güzel. Seçemiyoruz birbirinden. Peki, çok güzel. Kaç kitaplar seviyoruz? Psikopat. Yani korku. Korku. Yani siccin falan. Evet, korku. Aynen. İkiniz de korku seviyorsunuz. Evet. Peki neden korku? Çok güzel. Sürükleyici diyor. Evet. Peki fuara gelmek isteyen insanlar için neler söylemek istersiniz? İnsanlar buraya neden gelsin? Çok güzel olduğu için gelmeli lazım. Birbirinden güzel kitap var. O kadar çok güzel ki gelmelisiniz. Ben herkese gelmesini tavsiye ederim. Sence neden gelmeliler? Bence neden gelmeliler? Hani buraya geldiklerinde çıkmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Burası çok güzel bir yer. Hani kitapların içinde insan ölmek istiyor burada. Hani çok değişik bir his. Gözlerdeki parıltıyı görüyorsunuz değil mi? İşte bu gençler sayesinde, bu güzeller sayesinde biz umudumuzu tüketmedik. Okumak kadar güzel bir şey. Yok. Yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere gençler. Ben Dilara Şahin Türk. Dilara Kayar. Siz de mi Dilara? Evet. İki Dilara. Şöyle yan kenara kayayım, ben de şöyle bir araya gireyim. Efendim, iki Dilara arasına girdik. Bir dilek tutuyoruz. Ne olur herkes kitap okusun ve ne olur buralara gelin diyorum ve şöyle aradan çekiliyorum. İki Dilara arasında dileğimizi de tuttuktan sonra Dilara'cığım, büyük Dilara, yani uzun boylu Dilara. Evet. En yaşlısınız değil mi? Evet. Evet. Azıcık şeyim ama. Uzun boylu Dilara nereden geliyor? Ben okul şeyden, Levent Kırca'dan. Yani baş iskele mi? Yok. Baş iskele Kocaeli Yuvacık. Evet, baş iskeleden geliyor. Kaçıncı sınıftın? 6. sınıf. Aynı sınıftasınız. Evet. Nasıl buluyor bir uzun boylu Dilara fuarı? Gezdik, dolaştık. Güzel mi? Evet, güzel. Peki küçük boylu Dilara? Ya burası ya herkese tavsiye edilebilir bir şey. Çünkü kitap okumak hayatımıza çok bir sürü katkılarda bulunuyor. Yani herkese tavsiye ederim. Çok güzel buldum. Peki insanlar neden gelmeli buraya? Neden gelmiyor? Gelmeli. He, gelmeli. Çünkü yani burada insanlar büyük katkıda bulunmak için mesela gelmelerini tercih ediyorum. Çok kitaplar ucuz. Evet, kitaplar o da ucuz. Evet. Peki sence neden gelmeli? Kitap okumaları ve bilgileri olmalı. Bazı kelimeleri bilmediği olabilirler. O kitap okuyup dillerini şey olabilir. Bilgi dağarcığını evet, fazla araştırmak evet. için. Peki hem arkadaşlarınıza hem ailenize selam söylemek istediğinizde herkese neler söylersiniz? Selam söylerim. Yani bizi izleyen kişilere çok selamlarımı iletirim ve buraya gelmelerini tavsiye ederim. Ben Nadir Mermer. Nadir. Evet. Sen nereden geliyorsun Nadir? Ben Kocaeli'den geliyorum. Gebze'den. Gebze'den geliyorsun. Evet. Okulla beraber mi, tek mi geldin? Okulla birlikte geldik. Hangi okul? Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gebze. Nasıl buldun peki? Fuara ilk defa mı geliyorsun? Evet.
Fuara ilk defa geliyorum. Nasıl buldun? Yani kitap evlerinde böyle bulamadığınız kitapları çok fazla, yani kitaptan tutun antikacıya kadar her şey var burada. Yani ve uygun fiyatlar. Aynen, yani uygun fiyatlar. Mesela etiketin üzerine 25 lira yazıyorsa burada 20 lira, 15 lira. Ucuz fiyatlar. Yani burada yazarlar da burada. Onun için imza attırmak isteyenler de buraya gelebilir. Peki insanlar fuara neden gelmeli? Bu gelmeyen insanlar niye gelmeli? Yani niye gelmeli? Yani her türlü kitap burada var. Yani dini kitaplardan tutun komediye kadar her türlü kitap burada var. Yani okumak istemeyen adam bile burada bir kitap bulur okur. Yani ucuzundan tutun, 1 lirasından tutun 20, 30, 60 lirasına kadar tüm kitaplar burada var. Peki ne tarz kitaplar okuyorsun sen? Ben tarih kitapları okuyorum. Tarih kitapları okuyorsun. Evet. Aldın mı, kitap alacak mısın? Alacağım. Alacaksın kitapları. Evet. Peki beğendiğin bir yazar var mı? Aslında var da birkaç gün sonra gelecekmiş buraya, öyle duydum. Kendisi mi gelecekmiş, kitap mı gelecek? Kendisi gelecekmiş. Kendisi de gelecekmiş. Murat Bardakçı'yı sana tavsiye ediyorum. Ben de sana ilk tavsiyem, tamam, bu olsun. Anlaştık tamam mı? Peki teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Teşekkür ederim.